Evet arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Şimdi birinci örneğimizde demiş ki sayfa düzlemindeki x, y telleriyle sayfa düzleminin dik z telinden geçen akımları vermiş. Diyor ki KLM noktaların hangilerindeki manyetik alan sayfa yön düzlemine dik ve içe doğrudur diye sormuş. Şimdi manyetik alan yönü bulacağımız zaman ne yapıyorduk? Sahil kuralını kullanıyorduk. Sahilimizi büküyorduk. Akım düz bir yol izliyorsa x telindeki gibi ne yapıyorduk? Başparmağımızı akım yönünde tutuyorduk. O zaman telin sağ tarafında manyetik alan nereye doğru? Sayfanın içine doğru. Çevirdiğimiz zaman telin sol tarafında olan K noktasında ise manyetik alan nereye doğru olacaktır arkadaşlar? Sayfa düzleminin dışına doğrudur. Yani şu noktadaki manyetik alanımız sayfa düzleminin dışına doğru olacaktır. Bize ise içe doğru olanı sormuştur. Dolayısıyla bu olmaz. İkinci tele baktık, Y teline. Akım yine düz bir yol izlediği için sahibimizin başparmağı akım yönünde tuttuk. Büktüğümüz dört parmak, yani telin alt tarafında manyetik alan nereye doğru? Sayfa düzleminin içine doğru. Çevirdiğimiz zaman üst tarafta ise dışa doğru. Bize alt taraftaki L noktası sorduğu için orada manyetik alan nereye doğrudur arkadaşlar? Sayfa düzleminin içine doğrudur L noktası da. Yani evet, bizden istediği şeydir. Z teli yine akım düz bir yol izliyor ama bu sefer akım nereye doğru gitmiş? Sayfanın içine doğru gitmiş. Sağımızın baş parmağını akım yönünde, yani sayfanın içine doğru tutarsak büktüğümüz dört parmak ne yapacaktır? Manyetik alan yönünü gösterecektir. Yani buradaki manyetik alan şöyle dairesel olacaktır. Tam bize M noktasındaki lazım. Buradan yarı çap çizersek manyetik alan o yarı çapa teğet olacak şekilde, yani şu çizdiğimiz yarı çapa dik olacak şekilde nereye doğrudur? Buradaki manyetik alan ise sayfa düzleminden aşağı doğrudur. Yani içe doğru değildir. Sayfa düzleminden içe doğru olan sadece kimdir? L telidir. Yani cevabımız Bursa olacaktır. İkinci sorumuzda da bize demiş ki işte sonsuzlukta iki tane tel var. Üzerinden 2'lik ve 3'lik akım geçen x, y teli var. Bunların K ve L'de oluşturduğu bileşke manyetik alan soruyor. Şimdi x telinden geçen akıma bakarsak, yani şu 2'lik akımın oluşturduğu manyetik alana bakarsak nereye doğrudur? Sağ elimizi aldık, baş parmağımızı akım yönünde tuttuk, yani sağ doğru tuttuk. Bükülen dört parmak telin alt tarafında, yani K ve L'nin olduğu yerde yönü nereye doğrudur? Sayfa düzleminin içine doğru olacaktır. O zaman bu bölgede K'nın manyetik alanı, yani ve L'deki manyetik alan x telinin oluşturduğu içe doğrudur. Peki manyetik alanımız şiddeti neydi arkadaşlar? Manyetik alan şiddeti 2K çarpı I bölü D'ydi. Yani akımla doğru uzaklıkla ters orantılıydı. Şimdi akım 1, uzaklık 2 olduğu için buradaki manyetik alana 2 dersem, L noktasına akımımız 2, uzaklığımız da 3 olduğu için 2 bölü 3 diyeceğiz. Peki gelelim 3'lik akım geçen şu Y telinin manyetik alanına. Bu sefer akım nasıl bir yol izliyor? Gene düz bir yol izliyor. Sağ elimizi aldık. Baş parmağı akım yönünde tuttuk 3'yi. Bize sorduğu K ve L telinin üst kısmındaki bir nokta olduğu için sağ elimizin baş parmağının üst tarafında bükülen dört parmağımız ne yapacak? Sayfa düzleminin içini gösterecek. Dolayısıyla bu noktada L'de de K'da da Y telinin manyetik alanı içe doğrudur. Peki akım 3 uzaklık 1 olduğu için buradaki manyetik alan 3'tür. Akım 3 uzaklık 3 olduğu için 3 bölü 3'ten buradaki manyetik alan da nedir? 1'dir. Dolayısıyla K'daki bileşke manyetik alan ne olacak? İkisi de sayfa düzeninin içine doğru olduğu için toplayacağız vektörel sonuçta. 3. L'deki manyetik alan ise ne? İkisi de yine içe doğru olduğu için yine toplayacağız. Yani 2 bölü 3 ile 3'ü toplarsak, payda işlersek 9, 11 bölü 3 diyebiliriz. Bunları oranlarsak ne çıkacaktır oranımız? 9 bölü 11 çıkacaktır. Yani cevabımız nedir arkadaşlar? Adana'dır diyebiliriz. Üçüncü soru, O noktasındaki bileşke manyetik alanı soruyor. Değer olarak sormuş. Kaç Tesla'dır demiş. Şimdi O noktasında kimin manyetik alan var? Hem X'den geçen akımın oluşturduğu manyetik alan var, hem Y'den geçen akımın oluşturduğu manyetik alan var. Peki X'den geçen akımın manyetik alanı nasıldır? Şimdi bakalım, tel nasıl bir tel? Düz bir tel. Ama akım nereye doğru? Sayfanın dışına doğru çıkıyor. O zaman bükülen dört parmak etrafında şöyle dairesel saat yönünün ters yönünde ne oluşacak? Bir manyetik alan oluşturacaktır. Peki buradaki manyetik alanımız nereye doğrudur? Bu yöne doğrudur. Tam bize neredeki lazım? Bize O'daki lazım. O zaman telle O noktasını birleştirirsem bu benim yarı çapım olacak. Manyetik alan ise bu yarı çapa dik, yani nereye doğru olacaktır arkadaşlar? Yukarı doğru diyebiliriz. X'in manyetik alanı yukarı doğru. Peki değeri 2 çarpı K çarpı telden geçen akım bölü uzaklık D diyeceğiz. 2 çarpı K'mızın değeri 10 üzeri eksi 7. Telden geçen akım 2 amper. Uzaklığın ise ne kadar? 20 santim. Yani metreye çevirsek 0,2, yani 2 bölü 10 diyebiliriz. Şu 2 ile şu 2'yi sadeleşsek, onu da çarparsak 2 çarpı 10 üzeri eksi 6'dır diyebiliriz. Peki gelelim Y'nin oluşturduğu manyetik alana. Peki Y'de akım nasıl? Sayfa düzeninin içine doğru gidiyor. Baş parmağımız akım yönünde tuttuk çünkü akım düz bir yol izliyor. Bükülen dört parmak ne yapacak? Etraftaki manyetik alanı gösterecek. Yani bunun etrafında şöyle dairesel manyetik alan var. Yönü nereye doğru? Yönü de akım içe doğru olduğu için saat yönüyle aynı yönde olacak. Yani bu yöne doğru. Bize neredeki lazım? Tam O noktası lazım. Peki O noktası lazım olduğu için telle orayı birleştirirsem bu benim yarı çapımdır. Manyetik alan ise bu yarı çapa dik olacak ve yönü burada nereye doğru? Yukarı doğru olduğu için Y'nin manyetik alanı da yukarı doğru çıkacak. Peki Y'nin manyetik alanı ne kadar olacak? Yönü yukarı doğru.
2 çarpı K'mızın değeri 10 üzeri eksi 7 çarpı telden geçen akım 1 amper bölü uzaklık 10 santim, yani 1 bölü 10 metre diyebiliriz. Yani o da ne çıkacaktır? 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 da o çıkacak. İkisi de yukarı doğru olduğu için, vektör olduğu için toplayacağız. 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 ile 2 çarpı 10 üzeri eksi 6'yı toplarsak cevabımız 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 olacak. Yani cevabımız C'dir. Dördüncü sorumuzda demiş ki K noktasındaki bileşke manyetik alan kaç K'yı bölü D'dir? Peki şu X'ten geçen akıma bakalım. X'in buradaki oluşturduğu manyetik alan nereye doğru olacak arkadaşlar? Şimdi X'ten geçen akım düz bir yol izlediği için baş parmağın akım yönünde tut. O zaman bükülen dört parmak K'nın olduğu yerde, yani telinin sağ tarafından nereye doğrudur X'in manyetik alanı? Sayfa düzleminin içine doğru olacaktır. Ne kadar olacaktır? 2K çarpı telden geçen akım I bölü uzaklık 2D. Yani kaç K'yı bölü D? 1K'yı bölü D'dir diyebiliriz. Peki Y'den geçen şu 4 ilik akımın K'da oluşturduğu manyetik alan nereye doğrudur? Sağ elini aldın, baş parmağını akım yönünde tuttun. Yani Y akım yönünde sola doğru tuttun. Telin üst tarafında ne olacaktır? Manyetik alan sayfanın içine doğru. Ama bize sorduğu K noktası telin altında bir nokta olduğu için çevir bilekten. O zaman akım bu yöndeyse, o zaman K'nın olduğu yerde manyetik alan nereye doğru olacaktır arkadaşlar? Sayfa düzleminin dışına doğru olacaktır. Ne kadar? 2K çarpı telden geçen akım 4Y bölü uzaklık D. Yani 8. Vektörel toplayacağız. Biri içe doğru, biri dışa doğru. Yani zıt yönde. O zaman çıkarırsak, o zaman bileşke manyetik alanımız nereye doğru olacak? Dışa doğru olacak. Ve ne kadardır? 7KI bölü D'dir. Yani cevabımız C'dir. Beşinci sorumuzda demiş ki akım geçen bir tel var. Bir de ne var? Mıknatıslar var. Bunların KLM'deki bileşke manyetik alanı. Akım geçen, iyi akımı geçen bir tel var. Nereye doğru? Sayfa düzleminin içine doğru. Peki bu akım geçen telin manyetik alanı baş parmağın akım yönünde tutarsanız, yani sayfa düzeninin içine doğrusu şöyle dairese, saat yönünde bir ne olacak? Manyetik alan olacak. M noktasında çizdiğimiz yarıçapa ne olacaktır arkadaşlar? Dik olacaktır. Yani yönü sola doğrudur. K noktası da yarıçapa dik sağa doğru. İşte şu noktada aşağı doğru. Şu L noktasında da manyetik alan nereye doğru? Yukarı doğru. Bu kimin manyetik alanı? Akım geçen telin oluşturduğu manyetik alan. B, B, B dedik. Uzaklıklar eşit. Ayrıca arkadaşlar burada bir de ne vardır? Şu mıknatısın oluşturduğu manyetik alan vardır. Mıknatısın manyetik alanı da nereden nereye doğrudur? N'den S'e doğrudur. Yani bu yöndedir. Burada bu yöndedir. Burada da bu yöndedir. Şimdi bileşke manyetik alan soruyor. Şimdi dikkat ederseniz iki tane manyetik alan var ve vektörel toplayacağım. İkisinin arasındaki açı 0 derece olduğu için o zaman M'deki manyetik alan ne olacaktır? En şiddetli olacaktır. Sonra aradaki açı 90 derece olduğu için L'deki manyetik alan olacaktır. Sonra birbirine zıt olduğu için en küçük manyetik alan da nerede olacaktır? 180 derece olduğu için K'da. Yani M, L, K olacak. Cevabımız Adana'dır. Altıncı sorumuzda demiş ki iki tane tel var, X teli, Y teli. X'ten geçen akımın K'da oluşturduğu manyetik alanı 4B demiş. Şimdi X'in K'daki manyetik alanı nereye doğrudur? Sağ elini aldın, baş parmağını akım yönünde tuttun. Yani ne yaptın? Sağa doğru tuttun. O zaman bükülen 4 parmak telin alt tarafında, yani K'nın olduğu bölgede nereye doğrudur yön olarak? Sayfa düzeninin içine doğrudur. Peki X'in manyetik alanı buraya doğru olacak. Ne kadar olacak? 2K çarpı telden geçen akım 2Y bölü uzaklık D. İşte 4KI bölü D'ye ne demiş adam? 4B olarak tanımlamış. Peki Y'nin burada oluşturduğu manyetik alan nereye doğrudur? Bakıyorsun Y'den geçen akım nereye doğru? Sayfanın içine doğru. Düz bir yol izlediği için akımı düz olan baş parmağını gösterecek. Baş parmağını Y telli yönde, yani sayfanın içine doğru tutarsan, büktüğün zaman bükülen 4 parmak ne olacaktır K noktasında? Sonuçta bunun etrafında ne var? Şöyle dairesel bir manyetik alan var. Bu manyetik alan ise bu çembere ne olacak? Teğet olacak. Yani burada bu tarafa doğru, burada şuraya doğru, burada bu tarafa doğru. Tabi bunu ne yapacağız? Uzatacağız. Tam bize ne lazım? K noktası lazım. Birleştirirsek bu yerinin yarı çapımsa, manyetik alan bu yarı çapa dik olacak şekilde nereye doğru olacaktır? Aşağı doğru olacaktır. Peki değeri ne kadardır? 2K çarpı telden geçen akım 3i bölü uzaklık 2D. 2'ler sadece 3K'yı bölü de. Buna da ne diyecek? 3B diyecektir. Peki bileşkeyi soruyor. Bileşke ne var? Şimdi içe doğru bir 4B'miz var. Bir de aşağıya doğru kaç B'miz var? 3B'miz var. Biri sayfanın içine doğru, diğeri ise aşağı doğru. Yani birbirine nasıl düzlemler? Dik düzlemler. O zaman 3, 4, 5 üçgeninden ne olacaktır cevabımız? Denizli olacaktır. Yedinci sorumuz. Birim kalemi X, Y, Z teller şekildeki yerleştiriyor. X'in O'da oluşturduğu manyetik alan B. Peki X'in O'daki manyetik alan nereye doğrudur? Akım nasıl bir yol izliyor? Düz bir yol izliyor. Baş parmağın akım yönünde tuttun. O zaman O noktasında, yani telin sağ tarafında nereye doğru olacak X'in manyetik alanı? X'in manyetik alanı içe doğru. Peki değeri ne kadardır? Akım 1, uzaklık 2, yani 1 bölü 2'dir diyebiliriz. Adam bu 1 bölü 2'ye ne olarak tanımlamış? B olarak tanımlamış. Peki Y'nin o noktadaki manyetik alanına bakarsak, Y'den geçen akım nereye doğru geçiyor? Sağa doğru geçiyor. Baş parmağın akım yönünde tut. Alt tarafta içe doğrudur ama O noktası telin üst kısmında, yani oradaki manyetik alan nereye doğru olacak? Y'nin manyetik alanı sayfanın dışına doğru.
Ne kadar akım 2 uzaklığı ise, dik uzaklığı ise 1 birim olduğu için 2. Yani o zaman 1 bölü 2'ye b dediyse buna kaç b diyecek? 4 b diyecek. Peki z'nin manyetik alanı, z'den akım ne yapıyor? Sayfanın dışına doğru çıkıyor. Baş parmağını sayfanın dışına doğru tutarsan bükülen 4 parmak, yani ne yapacak etrafında? Dairesel bir manyetik alan oluşacak. Oradaki çizdiğim çembere teğet olmak zorunda. Yani şöyle dersek, şöyle dairesel dersek, yönü nereye doğru olacak? Saat yönünün tersine doğru. Tam burada yarı çapımıza dik olacak şekilde birleştirirsek z'nin manyetik alanı da nereye doğrudur arkadaşlar? Sağa doğrudur. Peki z'nin bu manyetik alanı ne kadar olacaktır arkadaşlar? 2k çarpı işte akımla doğru direkt uzaklık 2k'sını almamıştık diğerlerinde. Bunda da almayacağız. 4 bölü 2'den 2 diyeceğiz. 2 dediğimiz şey neydi arkadaşlar? 4b'ydi. Bileşkeyi soruyor. Şimdi içe doğru b, dışa doğru 4b var. O zaman bu ikisinin bileşkesi dışa doğru ne olacaktır? 3b olacaktır. Bir de sağa doğru da vardır? 4b vardır. Dışa doğru 3b, sağa doğru 4b. Biri dış, biri sayfa düzlemde. Yani birbirine dik düzlemler olduğu için bileşke ne çıkacaktır? 5 çıkacaktır. Cevabımız Denizli'dir. 8. sorumuzda demiş ki bir tane 3 y'lik akımı geçen x teli var, bir de dairesel y teli var. İkisinin o da oluşturdu bileşke manyetik alanı ne? 0 ise demiş. X'den geçen akım kaç y ise 3 y olduğuna göre demiş y'den geçen akım. Peki x'in manyetik alanı nereye doğrudur arkadaşlar? Şimdi x'den geçen akım düz biyoloji dediği için baş parmağını akım yönünde tuttun. Telin alt tarafına manyetik alan içe doğrudur ama telin üst kısmı olan o noktasında nereye doğru olacak manyetik alan? Dışa doğru olacak. X'in manyetik alanı dışa doğru. Peki x'in manyetik alan değeri ne kadar arkadaşlar? 2k çarpı telden geçen akım 3y bölü uzaklık. Uzaklığımız da şu yarı çapımız kadar, yani ne kadar? R diyebiliriz. Yani 6ky bölü r. Peki bileşken sıfır olması için bu dışa doğruysa o zaman yerin manyetik alan ne olması lazım? İçe doğru olması lazım ki birbirini ne yapabilsin? Sıfırlasın. Peki yalnız y nasıl bir tel? Dairesel. Dairesel olduğu için akımı ne gösterecek? Daire şeklinde olabilen 4 parmağımız gösterecek. O zaman eğer akım bir yönünde gidiyorsa bu çemberde manyetik alan dışa doğru olur. Ama sıfırlaması için içe doğru olması için o zaman ne olması lazım? Akımın hangi yönde geçmesi lazım y telinden? İki yönünde geçmesi lazım. Demek ki buradan geçen akım iki yönünde olacak ki onun manyetik alanı içe doğru olsun. Ve sıfırlaması için bunlar ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Yani 6ky bölü r'ye eşit olacak. Peki dairesel olduğu için bunun manyetik alanı 2k çarpı telden geçen akım bilmiyorum. Bölü yarı çap r. Dairesel ne yapıyoruz? Pi'yi unutmuyoruz. Pi'yi de ne al demiş? 3 al demiş. 3 alırsam 3 kere 2 6 ile 6'lar sadeleşirse R'ler giderse demek ki Y'den geçen akım kaç y arkadaşlar? 1 y'lik akım geçecek. Hangi yönde? 2 yönünde. 2 yönünde 1 y'lik akım geçecektir. Cevabımız Adana olacaktır. 9. sorumuzda demiş ki X ve Y tellerinin orada oluşturduğu bileşke manyetik alan ne olmuş? 0 olabilmesi için akımlar ne olmalı diyor. Zaten Y'den geçen akım dairesel olduğu için 4 parmağı akım yönü tutarsak onunki dışa doğrudur manyetik alan. X'ten geçen akım da saat yönünde olduğu için onunki de içe doğrudur. Zaten birbirine zıt olmak zorunda. Ve sıfırlaması için bunlar manyetik alan şiddeti birbirine eşit olmalı. Peki dairesel telin manyetik alan neydi arkadaşlar? 2K çarpı I bölü uzaklık R. Dairesel olduğu için pi ile de çarpmayı unutmuyorduk. Tam bir daire sonuçta. Şimdi 2'ler, K'lar, pi'ler ortak olduğu için direkt manyetik alan akımla doğru uzaklıkla ters orantılı diyebiliriz. O zaman demek ki X'in manyetik alanı bulmak için X'in akımını yarıçap olan 5'e bölersek Y'nin manyetik alanı da buna aynı değerde olacak ki birbirini sıfırlayabilsin. O zaman Y'den geçen akımda yarıçap 2'ye bölersek buradan ix bölü y oranı ne çıkacaktır arkadaşlar? 5 bölü 2 çıkacaktır. Yani cevabımız Denizli'dir diyebiliriz. Evet arkadaşlar, 10. sorumuz biraz elektrik bilgisiyle kullanacağız bir soru. Şimdi diyor ki buradan gelen bir akım var. Bu akım ne yapıyor buradan? Geliyor ve buradan çıkıyor. Yalnız buradan gelen akım ne yapacak? Burada ikiye ayrılacak. Bir kısmı şu üst taraftan giderken bir kısmı ne yapacak? Alt taraftan gidecek. Peki akım niye göre ayrılacak? Dirence göre. Sonuçta şöyle düşünürseniz akım geliyor. Paralel iki yola ayrılıyor. Buradan gelen akımın hangi oranda ayrılacağını belirleyen şey nedir? Buradaki dirençlerdir. Peki geçen sene de 10. sınıftan hatırlarsanız bir iletken direnci dediğimiz şey rho çarpı L bölü S'ti. Yani neye bağlıydı? Yapıldığı maddenin türüne bağlıydı, kalınlığa bağlı, bir de uzunluğuna bağlıydı. Şimdi bunlar ikisi de aynı maddelerden yapılmış. Kalınlıklar aynı ama uzunluğuna bakarsak burası 120 derecelik parça, burası 240 derecelik parça. Yani ben buranın direncini atıyorum R dersem buranın direncine kaç R diyeceğim? 2R diyeceğim. Yani dirençlerim 2R'ye R. O zaman gelen akıma ben 3Y diyeyim. Sonuçta paylaştırmam kolay olsun. Hatırlarsanız 3Y'lik akım geliyorsa ne olacaktır? Paralel kol olduğu için potansiyeller eşit olması için direnci fazla olan kola az akım, az olan direnci az olan yere de fazla akım gidiyor. Yani bunları kaça kaç oranda paylaştıracağız? Bunları 1'e 2 şeklinde paylaştıracağız. Yani buradan gelen akımın 1Y'si şu koldan, 2Y'si de buradan geçecek. Peki şöyle düşünelim. Şu 1Y'lik akım geçen şu kısmın O'da oluşturduğu manyetik alan nereye doğrudur?
Şimdi akım dairesel biyoloji dediği için dört parmağını akım yönünde tut. Yani ne olacak? O zaman baş parmak sayfanın içine doğru. Yani şu kısmı manyetik alan nereye doğrudur arkadaşlar? Sayfa düzeninin içine doğrudur. Ne kadardır? 2K çarpı telden geçen akım I bölü uzaklık R. Dairesel olduğu için pi'yi unutma ama tam bir daire mi? Hayır. Dairenin kaçta kaçı arkadaşlar bu? 3'te 2'si. Yani çarpı 2 bölü 3 diyebiliriz. Peki şu 2 ilik akım geçen şu kısmın oluşturduğu manyetik alana bakalım. Neredeki? O'daki. Peki buraya bakarsak burada da akım hangi yolda izliyor? Yine dairesel ama bu sefer saat yönü tersine doğru dönüyor. Saat yönü tersine doğruysa baş parmağımız neyi gösterecek? Sayfa düzleminin dışını gösterecek. Yani buradaki manyetik alan sayfa düzleminin dışına doğrudur. Ne kadardır? 2K çarpı etelden geçen akım 2 bölü uzaklık ve dairesel olduğu için pi'sini unutma ama tam bir daire değil mi? Değil. Bu dairenin kaçta kaç arkadaşlar? 120 derece olduğu için 3'te 1 yani 1 bölü 3. Dikkat ederseniz 2K'lar ortak. 2, 2'ler ortak, i'ler ortak, p'ler ortak, v'ler ortak, 3'ler. Yani bu ikisi birbirine nedir? Eşittir. Dolayısıyla O'daki bileşken manyetik alan ne olur? 0 olacaktır arkadaşlar. 11. sorumuz. Üzerinden 4 çarpı 10 eksi 4'lük bir akım geçen telin işte O'da oluşturduğu manyetik alan akımın bu akım manyetik alan soruyor. Şimdi şu düz olan kısımların O'da bir manyetik alan yoktu. Bu düz olan kısımlar sadece o kendi bulunduğu bölgede bir manyetik alan vardı. O noktasında değildi. O zaman şu dairesel olan şu kısmın O'da bir manyetik alanı var mıdır? Evet vardır. Peki bunun O'daki manyetik alanı nereye doğrudur? Akım dairesel bir yol izlediği için 4 parmağı akım yönünde tutarsan yani saat yönünün tersinde tutarsan baş parmak neyi gösteriyor? Sayfa düzleminin dışını gösteriyor. Buradaki manyetik alan sayfa düzleminin dışına doğrudur. Peki ne kadardır? 2K çarpı telden geçen akım I bölü uzaklık yarıçapı R çarpı dairesel olduğu için pi ama tam bir daire değil. Dairenin kaçta kaçı arkadaşlar? 4'te 1'i. Yerine yazarsak 2 çarpı k'mızın değeri zaten 10 üzeri eksi 7. Akımımızı vermiş ne kadar? 4 çarpı 10 üzeri eksi 4. Pi'yi kaç al demiş? 3 al demiş. Yarı çapımızı kaç metre vermiş? Şu küçük çembere baktığımız için yarı çapımız kaç metre? 1 metre. Yalnız bunun kaçta birini alacağız? 4'te birini alacağız. Şu 4'ler sadeleşirse burası ne olur arkadaşlar? 3 çarpı 2'den 6 çarpı 10 üzeri eksi 11 diyebiliriz. Nereye doğru? Sayfanın dışına doğru. Bu burada dursun. Peki gelelim şu akım şu düz olan kısımlar yine bir manyetik alan oluşmayacak. Ama şu dairesel olan şu kısmında bir manyetik alanı var mıdır O'da? Vardır. Peki bu kısmın O'da oluşturduğu manyetik alan yine akım dairesel bir yol izliyor ve yönün yine saat yönü tersine olduğu için baş parmak nereye gösterecek? Sayfa düzlemin dışını gösterecek. Yani sayfa düzlemin dışına doğru. Peki manyetik alan değeri 2 çarpı K'mızı yazalım 10 üzeri eksi 7. Çarpı i'miz telden geçen akımımız ne kadar? 4 çarpı 10 üzeri eksi 4. Dairesel olduğu için pi'sini unutmayalım. Bölü yarıçap. Yalnız bu sefer yarıçap ne olacak? Şu büyük daire olduğu için yarıçapı kaç metre? 2 metre. Peki tam bir daire mi bu? Hayır. Dairenin kaçta kaçı? 3 bölü 4'ü. 4 3 çarpı 3 bölü 4 diyeceğiz. 4'ler gitsin. Şu 2'ler de gitsin. O zaman bu ikisinin çarpı ne olacak? 3 kere 3. 9 çarpı 10 üzeri eksi 11 de bu olur. Peki ikisi de sayfa düzeninin dışına doğru bileşkesini bulacağız. Bileşkeyi bulmak için o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Toplayacağız. O zaman bileşke manyetik alan sayfa düzeninin dışına doğru olacak. 9 bu, 6 da bu. Toplarsam ne olacak? 15 çarpı 10 üzeri eksi 11 diyebiliriz. Yani cevabımız nedir? Denizli'dir. 12. sorumuz şekildeki akım makarasının 1 amperlik akım geçiyor. Merkezde oluşturduğu manyetik alan soruyor. Şimdi burada akım ne yapıyor? Geliyor. O 1 amperlik akım geldiği tel ne yaptı? Geldi. Burada kayboldu. Niye kayboldu? Çünkü arkadan dolaşıyor demek ki. O zaman buradaki akım nasıl bir yol izliyor? Şöyle arkadan öne doğru giden bir yol izliyor. Dairesel bir yol izliyor. Peki bu geçen akımın oluşturduğu manyetik alanı nasıl bulacağız? Akım dairesel bir yol izliyorsa yönünü bulurken sağ el kuralını kullanıyoruz. Dairesel yol izliyorsa akımı ne gösteriyordu? Daire şeklinde olan 4 parmak. 4 parmağımız akım yönünde yani arkadan öne doğru sardığımız zaman baş parmağımız nereye gösteriyor? Solu. Dolayısıyla bunun manyetik alanı nereye doğrudur arkadaşlar? Merkezde sola doğrudur. Buradan çıkacaktır, dönecektir, diğer tarafa girecektir. Zaten bu akım makarasının diğer bir ismi neydi? Elektromıknatıstı. Niye? Çünkü oluşturduğu manyetik alan neye benzetiyordu? Mıknatısın manyetik alan benzediği için bir mıknatıs görevi görüyordu. Peki bu manyetik alanın değerinin kolay bir formülü vardı. Neydi arkadaşlar? 4K pi i n bölü l diyorduk. Peki 4 bildiğimiz 4. K'mız 10 üzeri eksi 7. Pi'miz 3 al demiş Allah razı olsun. I geçen akım kaç amper? 1 amper. N dediğim sarım sayısı kaç sarım yapılmış? 40 sarım yapılmış. L dediğimizde sarımlar yaptığımız şu mesafe yani sarım uzunluğu. Ama metre cinsini alacağız. 20 santim dediği için arkadaşlar buna da 0,2 metre veya 2 bölü 10 metre diyebiliriz. Peki şu 10'u yukarı çarpı olarak atayım. Şu 4 ile 2'yi sadeleştirdim. Burada ne kaldı? 2. 3 kere 2 6. 6 kere 4 24 çarpı 10 üzeri eksi 7 ile 2 sıfırını silersek 10 üzeri eksi 5 olacak. Yani cevabımız ne olacaktır? Edirne olacaktır.
Evet arkadaşlar, akım geçen telin oluşturduğu manyetik alan konusunu burada tamamlamış olduk. Bir sonraki derste manyetik kuvvet konusuna geçeceğiz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı da unutmuyoruz.